Tablodaki verilerin doğru, ters veya bileşik orantı örneği olup olmadıklarını tespit ediniz. Ardından ilintiyi temsil eden bir denklem belirleyiniz. Evet, şimdi gelin doğru orantı neydi, ters orantı neydi ve bileşik orantı neydi bir hatırlayalım. Doğru orantı şöyle bir şey. Mesela y x ile doğru orantılıysa bu şu demek. y eşittir x'in bir sabit katı. Veya her iki tarafı x'e bölerseniz, y bölü x eşittir k olur. Yani y'nin x oranı bir sabittir. Bunu diğer şekilde de yazabiliriz. x eşittir bir sabit çarpı y. Böyle de yazabiliriz. Tabii ki biraz önceki aynı sabit olmayacak. Veya x bölü y eşittir bir sabit diyebiliriz. Tabii ki bunlar aynı k olmak zorunda değiller. Kısacası söylediğim şey şu, iki değişkenin arasındaki ilintinin sabit olduğu. Bunların hepsi birer doğru orantı örneği. Ters orantıdaki durum bir dereceye kadar bunun zıttı. Bu zıttıktan ne kastettiğimizi daha açıklayacağım ama bunun hakkında konuşmadan önce doğru orantının göstergeleri yani bir ilintinin doğru orantı olup olmadığını gösteren işaretler nelerdir? Onlara bir bakalım. Mesela eğer x artıyorsa y artmalıdır. Eğer x artıyorsa y de artmalıdır. Veya tam tersi yani ikisi de azalacak. Bir diğer belirti, bir diğer gösterge, eğer x bir çarpanla artıyorsa, yani örneğin eğer x 3 katına çıkıyorsa, y de 3 katına çıkmalıdır. Evet, gelin birkaç örnek yapalım. Mesela bir k seçelim. Diyelim ki 3. k eşittir 3. y eşittir x iken eğer x'i 1'den 3'e götürüyorsak, y de 1'den 3'e gidecektir. x 3 katı artıyorsa, y de 3 katı artar. Gelelim ters orantıya. Buradaki durum şu, y eşittir bir sabit k çarpı 1 bölü x. Yani buradaki x yerine 1 bölü x var. Veya her iki tarafı x ile çarparsak, x çarpı y eşittir bir sabit olur. Peki buradaki gösterge ya da göstergeler ne? Eğer x'i arttırırsak, yani x büyüyorsa y ne olur? Eğer x büyüyorsa y küçülecek. Çünkü burada 1 bölü x var. Dolayısıyla y küçülecek. Eğer x'i 3 katına çıkarırsanız y ne olacak? Eğer x'i 3 ile çarpıyorsanız y'yi 3'e böleceksiniz demektir. y'nin değerini 1 bölü 3 çarpanıyla azaltmış olacaksınız. Yani y'nin 3'te 1'i kalacak. Evet, bu da ters orantının göstergesi. Son olarak bileşik orantı denilen şeyden bahsedeceğiz ve bunu basitçe bir dersinde görmemiş olabilirsiniz. Bileşik orantı birden fazla değişken içerir. Mesela bir dikdörtgenin alanı, dikdörtgenin uzunluğu ile eninin çarpımına eşittir. Bu bir bileşik orantı örneği. Alan bu iki değerle orantılıdır. İkisine de bağlıdır. Kısacası bileşik orantı için göstergemiz şu. İşin içinde ikiden çok değişken bulunacak. Bileşik orantı. Sorudaki örneğe baktığımızda tabloda sadece iki değişken görüyoruz. O zaman daha en baştan bileşik orantı seçeneğini eledik. Şimdi burada ne oluyor ona bakalım x artarken, x 1'den 2'ye giderken yye ne oluyor? y 12'den 6'ya gitti. x 2 çarpanı ile artarken, y 1 bölü 2 çarpanı ile azalıyor. veya 1 bölü 2 ile çarpılıyor diye düşünebilirsiniz. x 1'den 3'e giderken 3 ile çarpılıyor, y de 1 bölü 3 ile çarpılıyor. Dolayısıyla bu kesinlikle bir doğru orantı değil. x artarken y azalıyor. Bu kesinlikle bir doğru orantı olamaz. O halde bunu da eledik. Diğer ikisini elediğimize göre bu muhtemelen tahminen ters orantı olacak. Gelin bakalım. x artarken y azalıyor. x belirli bir çarpanla artarken y 1 bölü aynı çarpanla artıyor. Yani aslında azalıyor. Dolayısıyla 1'den 3'e giderken, x 3 katına çıkarken, y değerinin 3'te 1'ine iniyor. x 1 iken y 12, x 3 iken y 4, dolayısıyla bu bir ters orantı. Bizden bir de ilintiyi temsil eden bir denklem yazmamız istenmiş ters orantıda x ve y'nin çarpımının bir sabite eşit olması gerektiğini biliyoruz. O zaman x çarpı y'leri de burada alalım. Yani buraya bir x çarpı y sütünü oluşturalım. Ve bakalım. 1 çarpı 12, 12, 2 çarpı 6, yine 12, 3 çarpı 4, 12, 4 çarpı 3, 12. Her durumda x çarpı y bir sabite eşit ve bu sabit 12 ve böylece ilintiyi temsil eden denklemi de yazdık. x çarpı y eşittir 12 ve bu net bir şekilde bir ters orantı.